kaynaqlar onun 20 mindən yuxarı müridi olduğunu, bunlardan 360-ının xilafət aldığını bildirməkdədir. Mən bir Təbrizli, eyni zamanda ama Türkiye'de ve Türk dünyasında da faaliyet gösterdiğim, kültürel alanlarda faaliyet gösterdiğim bir üniversite emektaşı olarak Tebriz'den, Tebrizlilerden ve aynı zamanda bu toplantıda olan Tebriz Üniversitesi'nden ve başka yerlerden gelenlerin selamlarını Azerbaycan'da yaşayan soydaşlarımıza ve kardeşlerimize takdim ederim. Bugün ve dünkü bizim toplantılarımızda tamamen irfan ve tesaffüfle ilgili ve Seyyid Yahya Şirvani'den mevzular bahse koyulmuştu. Güzel bildiriler, makaleler sunuldu. Ancak burada bir şey çok tespit edilmeli ve bilinmeli ki bugün dünyamızın bütün problemlerini halletmek için gerçekten de insanların arasında edebi ve felsefi, dogmatik değil, pragmatik olarak insanların ufkunu açmamız lazımdır. Çünkü insanlar ister din akımı ile, ister edebi akımla veya ekol dediğimiz bu yönde hareket etmesiyle sadece kendi hayatında yaşayan insanlar değil, gelecekte olan nesillere de bir ufuk açır. Çünkü biliriz, herhangi bir dönemde, herhangi bir dövrüde bir düşünce, bir ekol ortaya çıktığında ister istemez çevresinde bir kitle oluşturmaktadır. Bu kitle düz yolunda hidayet olunursa, yöneltilirse kesinlikle geleceklere aydınlık getirecekler. Geleceklerde savaştan ziyade dostluk ortamı yaranacaktır. Gelecekte iftiraktan çok entegrasyon ortamı meydana gelecektir. Zaten Helvetiye Mektebine baktığımızda ve dikkat ettiğimizde iki tane meseleni çok gözümüzün kabağında kabarık şekilde görürük. Mevlana'nın dediği gibi de Ez koca Ahmedem, Ahmedenem, Behre Çebut, Be koca Mire ve Maher, Nene Mai Vetenem, kimim, hardan gelmişem, ne olacağım ve hara gideceğim. Ben bunu bilsem artık özcesini, özce de demeyeyim de ayrısını özümden çok üstün görürüm, özümden çok aziz görürüm, özümden çok değerli görürüm. Ve ben özümden çok değerli gördüğüme hiç vakit bir rahatsız etmerem, onu incitmerem. Ve biz de devamlı olarak bütün felsefi düşüncelerde baktığımızda humanizm olsun, herhangi bir ekol olsun, akım olsun, hamısı insanın hayatıyla ilgilidir, insanın geleceğiyle ilgilidir, insanın idealleriyle ilgilidir, insanın ideallerinin ama mantıklı olarak realleşmesiyle ilgilidir. O realleşmelerde artık kan olmamalıdır, o realleşmelerde artık kin, nefret olmamalıdır. Biz bunu muharebeler olmamalıdır. Eğer böyle olursa o zaman dünyamız cennete dönüşer. O zaman dünyamız artık serhatlerin bir manası kalmaz. Artık insanların birbirinden düşmançılığın bir manası kalmaz. Rencin, ırkın hiçbir manası kalmaz. Hamımız bir ideal, bir güzel bir dünyada, ferahlı bir dünyada yaşarız. Ve ona göre de gerçekten de bugünkü bu toplantıda Seyyid Yahya Şirvani, Allah rahmet eylesin, bir bahane olarak ama bu yolda neler eriyebiliriz, neler ortaya koyabiliriz, hangi yolları çizebiliriz, onlar ele alındı ve bugün değerlendirmeler gerçekleşecek ki orada da sonuçlar çıkacak. İnşallah bu bildiriler, makaleler kitap halinde çıktığında herkes de onu görecek. Selamlarımı, sevgilerimi, muhabbetlerimi hamıza takdim ederim. Sağ olun, var olun. Seyyid Yahya Bakuvi təsəvvüfün məqsədini belə izah edir. İnsan qəlb, nəfs və ruhdan ibarət bir varlıqdır. Ruh günəş kimidir. Haqdan ilham alır və ona gedən yolları göstərir. Nəfs isə şeytani təlqinlərə açıqdır. Ruh və nəfs arasında qəlb mövcuddur ki, insanın mənəvi duyğularının mərkəzi və ən əhəmiyyətlisidir. Nəfs və ruhun qəlb uğrundakı mübarizəsində ruh qəlbi özünə tabi etsə, ruh qələbə çalar. Bunun nəticəsində qəlb ruh ilə qüvvətlənər, mərifətlə işıqlanar. Əgər qəlb nəfsə tərəf meyl etsə, elmi pərdələnər və mərifəti azalar. Nəfsi onu özünə tabi edər, həva, həvs vadilərinə atar. Ondan ruhun köməyi
kestiler. Bugün Aziz Seyyid Yahya Şirvani, Bakuvi, Şamahi efendim, çünkü oralarla da irtibatı var. Oradan bütün Türk dünyasına selamlarımızı iletiyoruz. Çünkü onu anmak için, hatırlamak için bugün buradayız. Uluslararası bir sempozyum düzenlendi. Vefatının 550. yılı münasebetiyle. Tabii 550 yıl önce vefat eden bir şahsiyeti anmak, onun ne kadar büyük, değerli bir şahsiyet olduğunu bize gösteriyor. Bediüzzaman Hazretleri'nin bir sözü var. Diyor ki, uzaktan dağlar görünür, taşlar değil. Yüzyıllar öncesinden de böyle bir büyük şahsiyeti anmak, dediğimiz gibi, onun ne kadar büyük bir ruh terbiyecisi olduğunu, eğitimcisi olduğunu, akılları, kalpleri, ruhları eğitmede ne kadar mahir bir sanatkar olduğunu görüyoruz. Onun izleri, eserleri, tesirleri bugün dünyanın dört bir yanından hissediliyor. Bugün dünyanın dört bir yanından insanlar toplanmış. Onunla ilgili çeşitli konuları gündeme getirecekler. Onun eserlerinden, tesirlerinden bahsedecekler. İzlerini süreceğiz. Yani Türk dünyasını, işte efendim İslam dünyasını, bütün bir coğrafyayı burada görme imkanımız var. Seyyid Yahya'nın fikirleri ve irfan düşüncesi, müharibelersiz ve acısız bir dünya, nefsine kul olmayan, yaradılana hoşgörüyle yanaşan, özüne hak yolunda ne ettiğinin hesabatını veren merhametli insan, her yönde sülhseverlik, dinler arasında tolerantlıktır ki buna yaşadığımız dünyanın her an ihtiyacı var. Turan bu büyük düşünürle bağlı karşıdaki programlarında görüşünüze hele çok gelecek.